Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün Ekopolitik'te Nisan ayının başından beri herkesin büyük bir şaşkınlık içerisinde, tırnak içerisinde, şaşkınlık içerisinde yorumladığı gelişmeleri yorumlayacağız. Tabii biz gerçeklerle, çünkü baktığınız zaman birçok şey aslında hani sürpriz değil ama sürprizmiş gibi davranılıyor. Gerçekten ne oluyor bunu konuşacağız, ekonomiye bakacağız. Çok değerli bir konuğumuz var, Ulus Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özgür Devrim Yılmaz. Stüdyo konuğumuz. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizde de böyle bir kanaat oluştu mu? Yani herkes aman Allah'ım ne oldu, niye böyle oldu gibilerinden bir yorum havası içerisinde, hani sanki sürprizmiş gibi. Şöyle bir Nisan başından beri yaşananları bir yorumlayabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi şöyle başlayalım. Herkes ekonominin gerçekten büyüdüğü rolünü çok kabullenmişti. Devamlı televizyonlarda yayınlanan haberler, Türkiye'nin kredi notunun arttırımları gibi haberler, Türkiye'nin gerçekten portresinin diğer ekonomilere göre çok daha iyi olduğu bir görüntüsü yaratıldı. Ancak atlanan mesele şuydu. Türkiye ekonomisi gerçekten büyüdü mü? Ve ben dedim ki, geçen haftaki Ekonomist dergisinde de bundan bahsettim. Dedim, burada bir hata var. Burada bir, bizim ekonomimiz gerçekten çok iyi değil. İki, dış ticaret açığımız 15.2 oranında arttı. Ki çok büyük bir orandır. Şubat ayındaki rakamlara göre konuşuyorum. Bu rakamlara göre bu tren uçurumdan aşağıda gider. Bunun tek kurtarma yolu vardır. Vergi. Ve vergilere zamlar ve bir sürü şeyler gelecek dedim. Ve zamlar çok ciddi oranda gelecek dedim. Bunun hemen arkasından cep telefonlarına zannederim 5.7 oranında zam yapıldı. Bunun arkasında otoyol, birçok diğer tütünlere, içkiye ve hatta çok pahalı olduğu söylenen birçok ürüne zam gelecek. Arkasından, bunun arkasından dedim ki TL'nin de devalüasyonu olması gerek %5 oranında. Çünkü bu portre bunu gerektiriyor. Arkasından şöyle bir şey oldu. Çok komik. Dediler ki Türkiye %2'den fazla büyüdü. %2'den fazla büyüdü dediğimiz zaman aslında Türkiye ufaldı. Çünkü artan nüfusa göre bir hesap yapıldığında Türkiye'nin en az %3 büyümesi gerek. Çünkü insan sayısı, çalışan sayısı artıyor. Artan sayıya da bir miktar ekonomik büyüme gerektiriyor. Şu anda Türkiye gerçek anlamda ufaldı. Çok ilginç bir şeyden bahsedeceğim. Büyüme oranı 2.2 dendi. Ve bu kalemleri incelememiz gerek. Yani bunu oluşturan kalemler nedir? Gayrimenkul, inşaat, eğitim, ulaşım, sağlık. Bakıyoruz. Gayrimenkul %6.6 artmış. Buna paralel olarak inşaat sektörüne bakıyoruz. 0.6 artmış. Demek ki inşaat sektörü hemen hemen hiç büyümemiş. Ama gayrimenkul fiyatları patlamış. Hı hı. Bir hata var. Demek ki piyasada çok para var. Bu para emlak fiyatlarının şişkinliğine sebep oluyor. Aynı Yunanistan'da ve İspanya'daki yaşanan ve bunun arkasındaki birçok ülkelerin çöküşüne sebep olan, Amerika dahil olmak üzere ekonomik olarak, benzeri bir senaryoya doğru gidiyor. Peki, bakıyoruz. Diğer kalemler nedir? Ulaşım sektörüne bakıyorsun. 4.3. Eğitime bakıyorsun, o da 5.7. Nerede? Bunlar fiyatları arttı. Yani eğer vatandaş otobüse binerken daha fazla bir para ödüyorsa, örnek olarak, ya da ulaşımda araba sayısı arttıysa, bu aslında ekonomiye büyük bir katkı değil. Bu tüketim mallarına yapılan bir yatırım demektir. Hı hı. En önemli kalem nedir? En önemli kalem ticaret. Ne kadar büyümüş? 0.1. 0.1. Yani Türkiye ekonomisi değil ileri gitmek, birçok yönde geri gitmiştir. Bakıyoruz, çok güzel bir tablo çizildi. Dediler ki işsizlik düşüyor. Çok güzel. İşsizlik düşüyor dendi. En son çıkanaklar 10.1. İki haneye geçtik. Yani aslında çok iyi gidiyoruz denilen tabloda işsizliğin arttığını, büyümenin gerçekten çok olmamış olduğunu ve bunun dışında enflasyon rakamlarına baktığımızda bir yerde bir patlak olduğunu görürüz. Çok ilginç. 0.66 TÜFE artışı. Yıllık baza baktığımızda 7.29 yapıyor.
Yani %7,5'e yakın bir rakam enflasyon var. Çok güzel. Peki üretici enflasyonu nedir? Yani üfe dediğiniz rakam. O 0,81 artmış. Yıllık baza bakıyorsunuz 2,3. Yani arada 5 puanlık bir fark var. Demek ki üretici ürettiği malı aynı oranda pahalıya satamıyor. Yani bir bakıma tüketim mallarında bir artış var. Bu ne demektir? Benzine zam gelmiş, tütüne zam gelmiş, alkole zam gelmiş, doğalgaza zam gelmiş ve birçok tüketim mallarının fiyatları artmış demektir. Şunun da anlamına gelmez mi? Üretici ile yani üfe ile tüfe arasındaki bu fark aynı zamanda piyasanın ithal mala teslim olduğunun da evet. sağlaması değil mi? Zaten o yüzden 15,2 oranında dış ticaret açığımız var. Yani sonuç olarak 9 ithal ediyoruz, 6 satıyoruz. Bu işin içinden de çıkmak mümkün değil zaten. Evet. Peki reel sektöre gelmek istiyorum. Biraz daha açalım istiyorum. Güzel analiz ettiniz. Benim aklıma takılan bir şey oldu. Dün de ya da bugün de kaleme aldım bunu. Şimdi büyümeye bakıyoruz. Rakam ne olursa olsun onu ayrıca soracağım. İmalat sanayi sıkıntıda. Hı hı. Sanayi büyümesine bakıyorsunuz. Orada da bir sıkıntı var. Hı hı. Fakat bu arada cari açıkta bir şekilde problem olmaya devam ediyor ama biraz nefes almış. Hı hı. Şimdi o zaman şöyle bir tablo çıkmıyor mu? Türkiye reel sektör bir anda alarm verirken Türkiye'nin bu düşük büyümesinin sağlamasını yapmak adına yeterince para girmediği sağlaması çıkmıyor mu burada? Şimdi bakın para girişi çok ilginç bir olay. Bir sıcak para var, bir de yatırım parası var. Hı hı. Şimdi ben en son sizin programınıza konuk olduğumda dedim ki Arap sermayesi ciddi olarak giriş yapıyor. Yurt dışında güvenli liman arayan paralar Türkiye'ye geldi. Ve şöyle bir örnek çıkıyor. Bakıyoruz mesela Hülya Avşar televizyon reklamına çıkıyor. Bir bankanın reklamı yapıyor. Millet zannediyor ki ya bu banka Türk bankası. Bir bakıyorsunuz arkasında Lübnanlı var. Denizbank'a bakıyorsunuz arkasında yabancı var. Finansbank'a bakıyorsunuz arkasında yabancı. Bunların hepsi sahipleri yabancı. En son alternatif bankı Katarlara sattık. Yani para sadece bize nakit olarak dağıtılan ya da borsaya giren veya devlete verilen tahvil parası değil. Buradaki gayrimenkul alımları, bankaların alımları ve bu paranın gerçekten Türkiye ekonomisine girdiğini düşünüyoruz belki de ama o para girdiği gibi de çıkıyor. Ne demek istiyorum? Bankaya buradaki emlakını satın alıyor, içindeki parayı da bir miktar kendisinin oluyor. Adam onu istediği zaman yurt dışına transfer edebilir. İstediği zaman burada tutabilir. Burada oyun oynar. Burada en ufak bir kriz olduğu zaman para yurt dışında. Bu kadar basit. Peki sizce ekonomi yönetimi bunu biliyor mu? Bilmiyor mu? Şimdi ikisi de dehşet verici bir durum tabii. Biliyor da doğruyu söylemiyorsa ayrı bir sıkıntı. Bilmiyorsa çok ayrı bir sıkıntı. Şimdi bilmedikleri bir durum değil. Herkes bir oyun vardır. Müziksel sandalyeler döner, insanlar döner döner herkes oturur ama bir sandalye eksiktir. Burada da aynı olay var. Şimdi herkes, çok ufak bir örnek vereceğim Güney Kıbrıs olayından. Herkes zannediyor ki Avrupa Birliği'nde güvende, mutlaka Avrupa Birliği bunları kurtarır. Ne oldu? Bankadaki paraya el koydular. Yani bir türlü eskiden bizim çok acı bir geçmişimizde var olan varlık vergisinin aynısını uyguladılar. Dediler ki adamın parası var, el koyuyorum. El koyuyorum. Hatta %40'ına el koyması konuşuldu. Pazarlık yapıldı. %60'ına el konuluyor. Yani %37,5'u direkt vergi alınacak. %22,5'u hisse senedine dönüştürülerek vesaire bir sürü teferruatla adamların parasına el konuluyor. Şimdi çok ilginç bir hesap yapıldı orada. Dediler ki 100 bin doların, 100 bin euronun üzerinde. 100 bin euronun üzerindeki adam sokakta yürümez dediler. Şimdi bizim hesapta da şu var. Dediler ki ekonomi büyüyor. Böyle bir tablo çizelim. Herkes mutlu gözüksün. Kimse sokakta yürümesin. Ama eninde sonunda patlak verdiğinde insanlar sokakta yürümek zorunda kalacak. Peki
Avrupa'ya girmişken o zaman onu biraz açalım. Şimdi bizim en doğal pazarlarımızdan biri. Şimdi biraz Arap sermayesi daha etkin ama sıcak para girişinde de Londra borsası başta olmak üzere Türkiye'ye en iyi finansman akıtan noktalardan biri. Tabii. Avrupa. Şimdi çok ciddi bir resesyon, durgunluk yaşıyor. Şimdi bunun Türkiye'ye etkisi olmayacakmış gibi davranılmasını anlayamıyorum ben. Nasıl etkiler Avrupa'daki resesyon Türkiye'yi? Şimdi bakın iki tane faktörü var. Türkiye'nin en büyük iş yaptığı, ithalat ihracat yaptığı ülke ya da kurum Avrupa Birliği. Şimdi oradaki tüketimin azalması demek, Türkiye'nin ürünlerine olan talebin düşmesi demek. Yani adam artık Türk kotunu daha az alır, Türk meyvasını daha az tüketir. Bir sonuçta Türkiye'nin gelirlerinde bir azalma demektir ki biz bunu zaten görüyoruz. Onun dışında adamların en önemli kalemi para basmak. Amerikan ekonomisi çöktüğünde adamların yaptığı şey şuydu. Para bastılar. Halen de her ay 85 milyar dolar para basıyor piyasaya. Ki işsizlik rakamları düşsün diye. Ve o parayı nasıl basabiliyor? Çünkü herkes kabul ediyor. Herkes Avrupa'da, Amerika'da, diğer Çin'de de Merkez Bankası döviz rezervi olarak dolar bulunduruyor. Türkiye'ye dahil olmak üzere. Bu avantajı kullanıyor. Avrupa'da da bu basılan paranın büyük bir kısmı orada İspanya'daki adama parayı satamadığı zaman gayrimenkul almak için İspanya'nın dışındaki İtalya'daki ekonomik resesyondan dolayı para boşta kalınca ne yapıyor? Türkiye'ye geliyor. Güvenli liman. Çünkü Türkiye'de tüketim artıyor. Türkiye'nin çok güzel bir özelliği var. Türkiye'nin geçmiş bir zaman, yakın bir zamana kadar kişisel borçları azdı. Yani insanlar kredi kartlarını çok kullanmıyorlardı. Sonra bir patladı. Şu anda herhalde cep telefonuna kredi limitiniz arttırılmış, yok da ihtiyaç kredinizi onaylanmıştır diye mesaj gelmeyen kişi yoktur. Üstelik talebiniz üzerine. Talep etmediğiniz halde. Yani tüketime yönelik bir körükleme var. Ve bu körükleme hem emlak fiyatlarının artışına sebep oluyor, hem tüketim mallarına artışına sebep oluyor. Bir kısmı, çok az bir kısmı eskiden Türkiye'nin ekonominin kalkınması için üretime gidiyordu. O da bu en son çıkan rakamlarda artık gitmediğini de görüyoruz. Yani tamamen bir sanal ekonomi var. Peki o zaman tekrar büyümeye gelmek istiyorum. Burada bir iki faktör var. Çok iyi analiz ettiniz. Onu biraz açalım. Birincisi büyüme beklentinin altında geldi. Bu bir vaka. İkincisi bunu yorumlarken Sayın Başbakan dedi ki evet biz kötüyüz. Zafer Çağlayan acı fren dedi buna. Sayın Başbakan dedi ki biz kötüyüz. Ama Amerika ile Avrupa bizden daha kötü. Bu nasıl bir mantıktır? Artı bugünlerde çok fazla dillendirilen bir şey var. Sıcak para girişi sadece bizde değil, son bir ayda gelişmekte olan ülkelere neredeyse sıfır atmış. 28 milyar dolar civarında kendi memleketlerine gitmişler. Üçüncüsü de bu nasıl bir göstergedir ve büyüme etkisi nedir? İlk önce büyüme oranlarını alalım. Büyüme oranları çok ilginç bir rakam. Şimdi Amerika'nın ekonomisi Türkiye'nin kat 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 büyüğü. Yani bir filin yemek yemesi gibi biz de bir fareyiz. Orantısal olarak bahsetmek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin ekonomisi %2 büyüdüğünde çok az bir büyüme Amerikan ekonomisine göre karşı. Ama Amerikan ekonomisi %2 büyüdüğü zaman dünyanın en büyük ekonomisi olarak büyük bir büyüme oranı. Birinci bu göz ardı ediliyor. Aynı şekilde Avrupa Birliği için geçerli. İkinci kalem şu. Türkiye kendini bu yeni gelen para akışıyla zengin zannediyor. Ama şuna bakalım. Dünyadaki en zengin iki ülke Japonya ve Almanya inanılmaz miktarda ihracatı var. Hep ihraç fazlası veriyor. Adamlar o yüzden zenginler. Ama onun ötesinde bakıyorsunuz Alman ev kadını veya Japon ev kadını aile gelirinin büyük bir kısmını tasarruf ediyor. Türkiye'de sadece tüketiliyor.
Yani Türkiye Avrupa'nın çok gerisinde tüketime yönelmiş bir durumda. Ve bizim çok benzerliklerimiz olan bir ülke Yunanistan. Yunanistan'da bir kasaba var. Adamlar Avrupa'daki en, dünyadaki hatta en çok Porsche arabanın olduğu şehir. Adamlar ne yapmışlar köyde? Parayı kalmışlar, banka krediyi vermiş, gitmiş adamlar Porsche almışlar. Türkiye'de de insanlar parayı bulduğu zaman yaptıkları ilk şey tüketim mallarına yönelmek. Yani gidiyor arabasını değiştiriyor, gidiyor kendine lüks kıyafet alıyor, gidiyor çocuğunu daha iyi okula gönderiyor. Tamam, güzel bir şey çocuğunu daha iyi okula göndermek ama o fiyatların gerçeklerin dışına çıktığını görmek, işte orada bir fark oluşuyor. Yani Amerikalı çocuğunu örnekliyorum, o belediyenin, o eyaletin okuluna gönderdiği zaman gocunmuyor da bizim çocuğumuz özel okula gitmesi gerektiği zaman ve bunun fiyatları senesel baktığınızda o %15-20 arttığını gördüğü zaman insanlar şunu farkında değil. Tüketim ciddi olarak arttı ve bunun bir bedeli olması gerek. Eninde sonunda yemekten sonra fatura gelecek. Bunu ödeyeceğiz değil mi? Ödeyeceğiz kesinlikle. Peki Sayın Başbakan'ın o ifadesini biraz daha açalım istiyorum. Önemliydi. Yani Amerika'nın %2 büyümesiyle Türkiye'nin %2 büyümesi keza Avrupa için de çok farklı anlamlar ifade ediyor. Bu bir hastalık olarak ortaya çıktı. Biraz bunu açalım istiyorum. Ekonomi nedir? Bir takım gerçekleşmeler olur ve siz o gerçekleşmelerin üzerine olayı yorumlarsınız. Belki de bir projeksiyon çizersiniz. Fakat son 10 yıldır, 12 yıldır sadece bizde değil. Hatta bunu biraz daha eskiye bile yaparız. 80'den sonra diye nitelendirelim bunu. Sadece bizde değil. Dünyanın birçok noktasında beklenti ekonomisi konuşuluyor. Yani, çok doğru. Evet, işsizliğimiz 10 çıktı. O zaman bizim şöyle bir şey yapmamız değil. İşsizlik aslında yok ki. Anlıyorum. Şöyle açayım onu. İki tane faktör var. Türkiye'nin kendini karşılaştırması gereken ülkeler, Almanya veya Amerika veya Japonya veya Avrupa'daki gelişmiş ülkeler değil. Brezilya, Çin, Rusya, gelişmekte olan ülkeler. Bu ülkelerdeki büyüme oranları nedir? Türkiye'nin büyüme oranları nedir? Baktığımızda Türkiye'nin çok ciddi şekilde geri kaldığını görüyoruz. Çok ciddi şekilde geri kaldığını görüyoruz. Eğer bu para Brezilya'ya gidiyorsa ve bu ülkede büyüme oranları Türkiye'nin 3 katıysa o zaman Türkiye'de bir hata var demektir. Buraya gelen para doğru değerlendirilmiyor demektir. İki, bu beklenti ekonomisinden bahsettiniz. Ben size ufak bir geçmişten günümüze lütfen yapmak istiyorum. Bu beklenti ekonomisi aslında Reagan'la başladı. Reagan biliyorsunuz bir film yazıldı, seçildi. Reaganomics denen bir olay yaratıldı. Paul Harvey denen bir ekonomist dedi ki parayı basalım, zengine verelim. Bunlar zaten fabrika kuracaklardır. Fabrika kurduklarında işsizlik oranı düşecektir. Böyle yapalım. Ancak öyle olmadı. Öyle olmadığı gibi zenginler birbirlerinin şirketlerini satın almaya başladılar. Şirketlerin de finansmanı sağlamak istedikleri için şirketleri ufalttılar. Ne oldu? 87'deki Amerika'daki ekonomik çöküş oldu. Büyük borsa krizi, herkes hatırlar o zamanı yaşayanlar. Ve büyük bir fiyaskoya sonuçlandı. Ama şunu fark ettiler, dediler ki parayı bastığımızda aslında enflasyon olmuyor zengine verirsek. Bunun benzerini tekrarladılar Avrupa'da ve gördüğünüz gibi Avrupa'da İspanya, İrlanda parayı basıp zenginlediği zaman çöktüğünü gördük. Aynısı yıllar sonra Amerika'da oldu. Mortgage krizi. Para basıldı aynı şekilde. Enflasyon olmuyor çok güzel ama enflasyon nerede oldu? Emlak fiyatlarında oldu. Tüketim mallarına o kadar yansımamasına rağmen birçok şeyin fiyatı arttı. Değerinin üstünde arttı. Değerinin üstünde arttı ve Amerikan ekonomisi de çöktü. Ve gelip Amerikan hükümeti kurtarmak zorunda kaldı. General Motors dahil olmak üzere birçok kuruluşu AIG kurtarmak. Bizde de aynı şey oldu. Hatırlayacaksınız söyleyeyim. Kim bastı parayı? Çiller döneminde basıldı. Battı. 94 krizi vesaire.
rahmetli babam Mustafa Yılmaz'a çağırdılar. Ne önerirsiniz diye. Bir takım öneriler yapıldı. Kurtarıldı. Aynı şekilde 2000 krizleri 2008 arkasından geldi. Ve şu anda tekrardan bu yönde bir hareket var. Bizim ufak bir hesap hatamız var. Bizim arkamızda Avrupa Birliği yok. Bizim arkamızda geçerli para birimi yok. Yani Amerikan doları basamıyoruz. Eninde sonunda diyecekler ki sendikasyon kredisi aldınız bu kadar bankalarımıza. Çok sağlam bankalarımız, doğru. Kredilerin geri dönüşü olmazsa çekler... Bir anda o sağlamlık başka bir yere gidiyor. Evet. Ondan sonra şimdi şöyle bir hesap var. Çok ufak. Bu sendikasyon kredileri Avrupa'dan alınıyor, Amerika'dan alınıyor. Dolar üzerinden alınıyor. Euro üzerinden alınıyor. Şimdi şöyle bir hesap yapalım. Herkesin hesabı bu euronun veya doların artmayacağı yönünde. %10 arttığı zaman, devalüasyon olduğu zaman ki ben %5 devalüasyon bekliyorum önümüzdeki 6 ay içerisinde. O zaman bütün o karlar uçuşacak. Bankalar zarar yazar. Çok ilginç bir şekilde borsaya baktığımızda yabancıların çıktığı hisse senetlerini incelediğimizde bu çok borç alan bankalardan çıkıyorlar. Daha çok hizmet sektörü ve daha az riskli bankalara dönüyorlar. Çok ilginç. Avrupalılar ve Amerikalılar hesabı yapmışlar. Biz daha hesabı yapmadık. Biz daha yapamıyoruz. Şöyle bir risk var mıdır? Belki bir cümle onu da konuşmak lazım. Avrupa'nın resesyon hali ve sıkışmış hali. Hı hı. 2008 krizinde yaşadık bunu veya soygununda neyse. Sendika yani bir takım krediler erken çağrıldı. Hı hı. Bunu Türkiye'deki bankalar da yaptı. Evet. Vadesinden önce insanların kredilerini geri çağırdılar. Şimdi daralan ve sıkışan bir Avrupa bizi bu riskle karşı karşıya bırakır mı? Şimdi şöyle bir şey var. Avrupalı'nın yatırımcısı akıllı. Hani herkes, şimdi iki tane çok önemli bir portre çizmek istiyorum. Türkiye'nin ekonomisi %2.2 büyümüş. İşsizlik rakamı çifhaneye gelmiş. Enflasyon rakamı 7.3. Bunun karşılığında devletin verdiği faiz 5.8, 5.6. Ya diyor ki sana, paranı istemiyorum, getirme bana diyor. Getirirsen diyor, enflasyona karşı %2 paran eriyecek diyor. Diyorsun o zaman... Tamam param eriyecekse dolara gidin. Doları da arttırmam diyor. Yerinde sayacak. İyi güzel. Parayı ne yapacağım? Tüketeceğim diyor. Okey. Şimdi bu portreyi bir tarafa koyalım. Avrupa'ya dönelim. Avrupalı parasını buraya vermiş. Adam garantör. İstiyor. Hı hı hı. Ve diyor ki bu adamların ekonomisi iyi gitsin diyor. Çok yakın bir zamanda dedim ki ekonomi kötü gidiyor, rakamlar kötü çıkacak, borsa düşmesi gerek. Ve hatta dolar 1.82 gördüm, 1.84'ü görmesi gerek dedim. Yani akıl, bilim bunu gerektiriyor. Akıl bunu gerektiriyor. Ne oldu? Standard Poor's Türkiye'nin kredi notunu arttırdı. Biraz açalım onu. Biraz Türkiye'nin kredi notunu arttı. Borsa iyi gitti, dolar düştü. Hop diyorum. Hop diyorum. Niye? Çünkü burada... bir derecelendirme kuruluşunun söylediği laf gerçek değerlerde yani çıkan rakamlardan farklı. Ve diyorum ki bu rakamlar gerçekleri yansıtıyorsa o zaman derecelendirme kurumunun söylediğinde bir hata var. Niye derecelendirme kurumu bunu söylüyor? Bakıyorsunuz Fitch ve diğerleri. Hı hı. Türkiye'nin kredi notunun arttırılması bu yabancı yatırımcıların yatırımlarını güvenceye alması için önemli bir önemli bir faktör. Ve bu derecelendirme kuruluşlarının yabancı kuruluşlarla ortak çalıştığını unutmamak gerek. Yani örnekliyorum Standard Poor's Amerikan diğer kuruluşlara bakıyorsunuz. Bunların hepsi gelişmiş ülkelerden geliyorlar. Yani tam bir patlama noktasında suni teneffüs mü yaptı? Aynen öyle. Aynen. Standard & Poor's. Peki Standard & Poor's ile ilgili bir detayı daha konuşmak isterim. Şimdi raporu inceliyorsunuz. Diyor ki cari açık halen sıkıntılı. Ekonomideki kırılganlık devam ediyor. Şimdi bu söyledikleri sizin söylediğinizde aslında örtüşüyor. Evet. O zaman niye not arttırıyorsun derler. Ama rapora baktığınızda
İşte tekrar bu açılımlar, maçılımlar, şimdi siyasi içerik elbette bir ülkenin siyasi performansı ekonomisini etkiler. Buna bir şey demiyorum. Hı hı. Fakat eğer siz not arttırıyorsanız ve performansınız performansı nitelendirirken ekonomik verilerle ilgili uyarı yapıp siyasi bir takım gelişmeleri öne çıkararak not arttırıyorsanız bunu da ayrıca okumamız gerekmiyor mu? Tabii ki. Tabii ki. Şöyle açıklayayım. Çok önemli bir olay vardı. O da dediler ki Kürt sorunu çözülüyor. Şimdi ben çok özel bir laf söylerim. Derim ki olay gerçekleşmeden gerçekleşmiş kabul etmek çok büyük hatadır. Yine yani geliyor beklenti yönetimine. He, yani hı. Şimdi şöyle ne denildi? PKK geri çekilecek, silahlarını bırakacak, Kürt sorunu çözülecek. Çözülsün, ondan sonra konuşalım. Yani sonuç olarak bir şeylerin çözüleceği konusundaki adımlar bir şeyin çözüldüğü anlamına gelmiyor. Örnekliyorum, Kıbrıs sorunu çözülmek için çok büyük adımlar atıldı. Anlam planı yazıldı, çizildi, konuşuldu. Ondan sonra çözülmedi. Bizim PKK olayının çözüleceği konusunda bir beklenti var. İyi güzel, gerçekleşsin, gerçekten oraya yatırım aksın. Gerçekten o Güneydoğu'daki ekonomik durum düzelsin. Tamam, o zaman eyvallah. Ya bir de doğru mu yanlış mı sonuçlarını görelim demesi gerekmiyor mu? Ya şöyle bir şey var. Biraz da popülarite olayı var. İki tane faktöre değineceğim. Popülarite olayından bahsetmek için. Şimdi PKK olayını çözerse, Kürt sorunu çözerse Erdoğan'a Nobel ödülü verilecek diye bir söylentiler doğuşuyor. Çok güzel. Çözülsün. İki, deniyor ki Babacan çok güzel kararlar aldı, çok iyi yönetildi. O zaman %2 niye? Ha, bir şey daha söyleyeceğim. Kanlı bıçaklı olduğumuz İsrail olayı. Ben dedim ki orada bir değişik bir resim çiziliyor. Gerçekte hiçbir ihale iptal edilmedi. Hiçbir ekonomik olarak yaptırım olmadı. Birbirine dış ticaretimiz bizim aleyhimize büyüdü One Minute'den beri. Evet, evet, One Minute'den beri. Ve Marmara olayı vesaire bir şey konuşuldu. Şimdi barıştık, özür dileriz falan. Ama özür dilediniz, her şey düzeldi, görüntüsü çiziliyor. Yani popülarite bir ara Araplara oynanırken anti-İsrail görüntüsü. Şu anda İsrail'le tekrar barıştık, her şey güzel. Hem Arapları kazanmış olduk, hem İsrail'i kazanmış olduk. Artık ekonomimiz iyi gidecek görüntüsü, Kürt sorunumuz çözüldü görüntüsü. İnsanların gündemedeki bu konulara odaklanması ekonomik gerçekleri görmemezlikten gelmesine sebep oluyor. Yani kimse kalkıp Türkiye'deki işsizliğin 10.1 olduğunu konuşmuyor. Diyor ki Kürt sorunu çözüldü diyor. İsrail özür diledi diyor. Aslında ne bir özür var, resmi bir özür var ortada. Telefonda söylenmiş bir şey. Evet. Onu da bilmiyoruz. Evet. Doğru olduğunu kabul edelim. Ama resmi bir özür değil. Diğeri de daha çözülmüş falan değil. Tabii. Bir şey daha söyleyeceğim. Hatırlarsanız insanların hafızası çok zayıf. Şöyle bir açıklama oldu. Dedi ki Türkiye hükümeti biz dedi bir özür istiyoruz. İki tazminat istiyoruz. Üç Filistin'e uygulanan ambargonun kaldırılmasını istiyoruz. Şu anda özür dilendi, her şey yapıldı, konuşuluyor. Ambargo kaldırılmadı. Çok ilginç. Dün akşam Abbas Güçlü de, Muharrem İnce de benzer bir şeye dikkat çekti. Yani baktığınızda tatbikatlarla, ortak tatbikatlarla ilgili bizim vetomuz kalkıyor. Hı hı. Ki keza işte OECD ile ilgili vetomuz kalkıyor. Özürden, şeyden vazgeçiliyor, tazminattan vesaire gibi. Aslında çok şey verdik. Peki Standard & Poor's bunları niye görmüyor? Madem siyasi karar veriyor. Ya Standard & Poor's'u baktığı iki tane faktör var. Diyor ki İsrail'e barışmış gözüküyor, tamam. Ama asıl onların kalemi Kürt meselesi, gündemin ana maddeleri, bunlara bakılıyor. Şimdi eğer ki gerçek rakamlara göre bakılıyor olsa o zaman kredi notu arttırılmak yerine hatta düşürülmesi gerekir. Peki biraz bütün bu yaşananları sağlamasını yapalım. Demin bir iki cümle geçtiniz ama ben özellikle açılması gerektiğini düşünüyorum. Güney Kıbrıs'a bir mercek tutalım. Tabii ki. Şimdi
Yaşananlar ne anlatıyor, bize ne anlatıyor? Güney Kıbrıs açısından çok şey konuşulabilir ama bize ne anlatıyor Güney Kıbrıs? Bunu konuşmak lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Avrupa'daki finansmanı sağlayan ana ülke Almanya. Almanya fazladan gelirini bir şekilde bu ülkelere kanalize etti. Yani Yunanistan'a kanalize etti, İspanya'ya kanalize etti. Birçok bankaya borç verdi. Tüketim mallarının tüketilmesine, Alman ürünlerinin satılmasına sebep oluyor. Yani sonuçta Alman arabası bugün satılıyor Türkiye'de çok büyük miktarda. Aynı şekilde Yunanistan'da da satıldı. Şimdi bu paraları dağıtırken nasıl olsa benim malımı alacak diye düşüncesiyle Almanya bunu krediyi vermekte zaten çok istekliydi. Şimdi bu kredilerin bir kısmı Yunanistan'ın verilmesine rağmen bir kısmı da Rum kesimine verildi. Rum kesiminin iki tane geliri var. Bir petrol rezervleri bulunabilirse, iki turizm. Şimdi ne kadar turizmle o borçlar ödenebilir? İmkansız. Ne yapabiliriz dediler. Tek yapabileceğimiz milletin halkın parasını el koyalım. Halkın parasını el koyarsak insanlar ayaklanır dediler. Peki ki ayaklandı. Ayaklandı ama şöyle bir şey var. Çok az kişinin 100 bin euronun üzerine parası var bankada. Bu paraların büyük bir kısmı Rus milyarderleri ki Rusya buna çok kızdı. Oradan i̇şte, Rusya'ya aslında Suriye üzerinden darbe vuruyor. Darbe vuruyor. Bir miktar işte kara para, bir miktar işte armatörlerin paraları bir sürü orada duruyordu. Şimdi bu paraların üzerine %60'ına el konulunca bir bakıma Almanya işte geri borç ödemesi oldu. Hatırlarsanız şimdi tarihten bahsedeceğim. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya savaşı kaybettiğinde o kadar büyük bir borç yükü altına girmişti ki bastıkları paranın kağıdı daha kıymetliydi. Ve İngiltere bu parayı ne yapacağını bilmediği için paraları böldürtmüyordu. Bütün olarak büyük kağıt halinde geliyordu. Duvar kağıdı olarak kullanılıyordu. Alman parası duvar kağıdı yapıldı. Sonra Alman ekonomisi toparladı. İkinci Dünya Savaşı'nda gene benzeri olaylar oldu. Şimdi Türkiye'nin durumu şu. O Yunanistan'a verilen para artık Yunanistan'a verilmiyor. Diyor ki sen limitini aştın diyor. Kredini fazla aştın. Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs'a. Diyor ki sen diyor paranı aştın. Malına el koyarım diyor. Yani bir bakıma Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'nda el konulan mal varlıklarının benzerine Yunanistan'ın ve Rum kesimine yapılan uygulamayla el konulmuş oluyor. Şimdi Türkiye'de bu paraların dönüşümünde diyecek ki kredilerini aldın, Alman arabasını aldın, tüketime harcadın, bunun karşılığında bana paramı geri ver diyecek. Hadi buyurun, verin. Verin. Yani kalkıp ikinci el Mercedes'ini veremezsiniz. Parasını ödeyeceksiniz ya da bir değer vereceksiniz. Değer vereceksiniz. Ya sonuçta Almanya 2. Dünya Savaşı'nda, gene tarih ekonomisinden bahsedeceğim, çok ciddi bir çöküşe sebep oldu ve hükümetin tek kurtulma yolu da dedi ki ülkedeki genel bütün hükümetin sahip olduğu arazileri ipotek gösteriyorum. Türkiye eskiden bankalar biliyorsunuz devlet tek elindeydi. Birkaç tane özel banka vardı. Hatırlarsınız belki Koçbank vardı. Koçbank kapatıldı. Niye? Yapı Kredi satın aldı, kapattı. Rakabet olmasın diye. Şimdi bakıyoruz bankalarımızın büyük bir kısmı yabancılara dönmeye başladı. 3-4 tane banka kaldı özel sektörün elinde. Gayrimenkul piyasasında yabancıların hakimiyeti ön planda. Özelleştirme ve imtiyazlar süratle devam ediyor. Evet. Orada gene o malların alımında yani özelleştirmedeki payları gene yabancılara çok olacak. Türkiye yurt dışına çok bağımlı. Petrol ürünleri olarak, özellikle doğalgaz olarak Türkiye'nin büyük bir çıktısı var. Şimdi bütün bunları alt alta koyduğunuz ve topladığınızda benim gördüğüm resimle insanların görmek istediği resim farklı. Son olarak da onu konuşalım mı? Geleceğe ilişkin beklentiniz ne? Hani hem finans açısından hem de Türkiye ekonomisi açısından
belki hani şimdi şu bu çok acımasızca bir soru, farkındayım. Eskiden 6 aylık öngörülerde bulunabilirdik. Şimdi neredeyse günlük gelişmeler durumu değişiyor ama 3 aşağı 5 yukarı bir öngörü rica edeceğim. Size çok ilginç bir şey anlatacağım. Çok komik gelecek. İnsanlar hastalandığı zaman böyle bir kötü dönem yaşarlar. Sonra böyle bir iyileşir gibi olurlar. Ondan sonra daha da kötüsü olur. Hani toparladı, iyi ayak, işte zatürreyi atlattı derler. Sonra bir ayaklanırlar. Ölüm ondan iyiliği geldi derler. Ondan sonra tekrar zayıf düşerler. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye hala o para girdisinin devam ettiği bir ülke. Ve Türkiye ekonomisi hala pompalanan bir durumda. Hala para basımı devam ediyor. Ve yurt dışından ciddi senikasyon kredileri altında Türkiye para girişi var. Bu tren belki borsayı 90'la 100 bin seviyesine taşıyacaktır. Problem yok. Öte yandan TL'nin devalüasyonu gerçekleşecektir. Vergiler gelecektir. Bu bizi önümüzdeki seneye kadar taşır. 2014'te ortalarına doğru artık bu yamaların tutmadığını göreceğiz. Ama o zamana kadar yatırımcılara, kişilere tavsiyem çok temkinli olmaları, çok dikkatli olmaları. Rahmetli babamın çok güzel bir sözü vardı. Derdi ki bazı dönem vardır para kazanılma dönemidir, bazı dönem vardır para konulma dönemidir, para tasarruf edilme dönemidir. Eğer size bankanız kredi gönderiyorsa gidip bir yeni araba almak yerine paranızı harcamayın, tasarruf edin. Paranızı güvenli enstrümanlara koyun, yani riske girmeyin. Zamanı gelecektir ki o sakladığınız bir akçe olacaktır bin akçe. Ve belki de katlanan borçlarınızı ödemenize evet. yarayacak. Yani şunu söyleyeceğim, bakın örnekliyorum. Bugün eskiden 1 milyon euro, 1 milyon, 2 milyon euro gibi rakamlar bir daireler için çok yüksek rakamlar olarak telaffuz edilirken bugün yapılan birçok Gökdelen'in daireleri fiyatları 10 milyon avroya, 15 milyon avroya geldi. Düşünüyorsunuz bunların alıcıları kim? Bu borçların altına kimler giriyor? Ve şunu söylüyorum. Eğer bir vakti zamanında 1 milyon avro ödenen dairenin fiyatının 400 bin avroya düşmeyeceğini, yani değerinin %60'ını kaybetmeyeceğini kimse garanti edemez. Bakınız Amerika Birleşik Devletleri mortgage krizi, yine tetiklediği İspanya'daki mortgage krizi çok dillendirilmese de İngiltere. Evet, aynen. İngiltere. Yani korkulu bir rüya göreceğiz. Evet, daha var ama. İşin en acısı şu değil mi? Türkiye çok büyük potansiyele sahip bir ülke ve biz zaman kaybetmek yerine bir de yorularak daha sonraki hastalık dönemimizi zorlaştırıyoruz. Katılır mısınız bilmiyorum. Şöyle bir şey, çok kısaca bahsedeceğim. Türkiye'de güçlü kalemler güçlendirilmedi. Yani örnek veriyorum, Türkiye tarım yapabilecek bir ülkeyken etini ithal ediyor. Nereden ithal ediyor? Almanya'dan ithal ediyor. Ya Almanya nasıl üretebilir de Türkiye üretemez? Yemin daha pahalı olması gereken bir ülkede nasıl bir Türkiye bunu satın alabiliyor? Niye Türkiye tarım yapamıyor? Niye hayvancılık yapamıyor? Niye Türkiye gerçek anlamda kendi markalarını yaratamıyor? Örnek olarak veriyorum. Güney Kore Hyundai'yi yaratabiliyorsa, Ssangyong diye bir marka yaratabiliyorsa, Samsung gibi cep telefonu yaratabiliyorsa ve dünya lideri olabiliyorsa, Türkiye niye geride kaldı? Niye dünyanın fason işini yapıyor? Örnekliyorum, Avrupa'daki büyük markalar niye gelip Türkiye'de fason üretim yapıp da üzerine etiketi koyup 20 katına para satabiliyor? Yani bu soruları herkes kendine sormalı bence. Evet. Ulus Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özgür Devrim Yılmaz, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimiz de bizi de aydınlattınız, projeksiyonlar sundunuz. Gerçekleri söylediniz ama sanıyorum biz yine ekonomik kanallarına baktığımızda hayretler içerisinde bunları konuşanları görmeye devam edeceğiz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben efendim. Teşekkür Sağ ederim. Sağ olun. Evet, hani bir film vardı ya, bir millet uyanıyor diye. Umarım bir gün bir millet uyanır da şu borç içerisinde yaşamaktan kurtulur. Sadece bireysel olarak kurtuluşlar mümkün değil, ülke çapında
farklı bir makasa geçmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi bugünlerde kimse bunu düşünmüyor. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ve en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.